2 kosinus kvadrat x taqsim 2. Qo'shilib tangens x ko'paytirib katangens x funksiyaning qiymatlari to'plamini toping. Berilgan funksiyaning qiymatlari to'plamini topish uchun biz dastlab uni aniqlanish sohasini topamiz. Bizga ma'lum tangens x sinus x taqsim cosinus x ga teng. Demak, mahraj nurga teng bo'lmasligi kerak. Katangens x cosinus x taqsim x sinus x ga teng. Demak, sinus x nurga teng bo'lmasligi kerak. Mana bu tengsizliklardan foydalanamiz. Berilgan funksiyani uni aniqlash sohasida quyidagicha yozishimiz mumkin. Bu yerda darajasini tushirish formulasidan foydalanishimiz mumkin. Kosinus kvadrat alfa teng 1 taqsim 2 1 qo'shuv kosinus 2 alfa. Mana bu formuladan foydalanamiz. Bu holda berilgan funksiyani quyidagicha yozishimiz mumkin. Y teng tangens ko'paytirib katangens 1 ga teng bo'ladi. Agar uni aniqlash sohasida u holda 2 ko'paytirib kosinus kvadratni o'rniga mana bundan foydalanaman. Demak, 2 dan qisqarib ketadi. 1 qo'shuv kosinus x qo'shuv 1 ni hosil qilamiz. Bu ham teng 2 qo'shuv kosinus x. Mana funksiyani hosil qilamiz. Bizga ma'lum kosinus x minus 1 va 1 orasida. Mana bu oralig'i o'zgaradi. Lekin hamma qiymatlarga teng bo'la oladimi yoki yo'qmi? Yo'q, hamma qiymatga teng bo'la olmaydi. Mana cosinus x 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. Teng emas 0 ga. Hop, sinus x 0 ga teng emas. Bizga ma'lum sinus kvadrat x bu 1 minus cosinus kvadrat x ga teng. Sinus 0 ga teng bo'la olmasa, demak bu 0 ga teng bo'la olmas ekan. Bu yerdan biz cosinus kvadrat x teng emas 1 ekanini hosil qilamiz. Bu yerdan ham o'z navbatida cosinus x minus 1 ga ham teng emas, 1 ga ham teng emas. Mana bu ikkita tengsizlikni hosil qilamiz. Biz shunday qilib cosinus x 0 ga ham teng bo'la olmaydi, minus 1 ga, 1 ga teng bo'la olmas ekan. Demak, bu holda mana bu tengsizlikni biz quyidagicha yozishimiz mumkin. Cosinus x minus 1 bilan 0 orasida yoki nol va bir orasida. Demak, kosinus x mana bu oralig'i yoki mana bu oralig'i ekan. Bu holda bizga berilgan funksiya 2 qo'shuv kosinus x edi. 2 ni qo'shsak, tengsizlikni har ikkala tomoniga demak 2 qo'shuv 1 kosinus x qo'shuv 2 teng 2. Demak, kosinus x qo'shuv 2 1 bilan 2 orasida bo'la oladi. Agar bunday bo'lsa, bu tengsizlik bajarilsa, bu yerda ham 2 ni qo'shsak, 2 dan katta kosinus x qo'shuv 2, balki 2 ni qo'shsak, shu bo'ladi. Demak, mana bu kosinus x qo'shuv 2 bu berilgan funksiya, demak 1 dan katta y 2 yoki 2 dan katta y 3. Mana bu tengsizliklar bajarilgan. Bu degani qiymatlari sohasi, berilgan funksiyaning qiymatlari sohasi 1 dan 2 gacha va 2 dan 3 gacha ekan. Shunday qilib berilgan funksiyaning qiymatlari sohasi mana bu to'plamdan iborat. Quyidagi funksiyaning qiymatlari to'plamini toping. Ya'ni y teng logaritm 3 asosiga ko'ra 1 minus 2 kosinus x funksiyaning qiymatlari to'plamini topamiz. Bu funksiyaning qiymatlari to'plamini topish uchun logaritmning argumentini t bilan belgilaydik. Ya'ni t teng 1 minus 2 kosinus x deb olaylik. Bu holda biz quyidagi funksiyani hosil qilamiz. Y teng logaritm 3 asosiga ko'ra t. Va buni aniqlanish sohasi qayerda bo'ladi? Hujjatdagi o'z uydagi tengsizliklarni yozishimiz mumkin. Mana bu ifoda manfiy bo'lishi mumkin emas. Demak, t katta 0 bo'lishi kerak ekan. Bu ifoda 0 dan katta bo'lishi kerak. Birinchidan.
İkinciden kosinüsün kıymetleri, bu birinci çekimsizliğimiz. Kosinüsün kıymetleri minus 1 bölü 1 arasında. Bana bu aralıkta bulalım. Bu halde minus 2'yi köpaytırsak. 2 minus 2 kosinüs x. Minus 2 tensizliğini fasıl kılalımız. Şimdi 1'ni koysak bu tensizliğine hamma zamanı ge. 3 1 minus 2 kosinüs x. Minus 1 tensizliğini fasıl kılalımız. Bana bu bizde t. Belgeleşimiz gibi bir orta geldin. Bu halde t. Minus 1 bulan 3 orası zeyken. Şimdi kadar tege biz iki tensizliğini fasıl kıldık. Yani onların umumi kısmını tapalımız. Birinci tensizliği nodan plus çeksizlik geçme. İkinci tensizliği minus birden üç geçe. Bunların umumi kısmı demek nodan üç geçeyken. Demek. T nodan bağlı T. Nodan üç geçe. Demek verilgen fonksiye y deyin. Logaritm 3 asosiga ko'ra t, yerda t, 0 dan katta va kichik yoki teng 3. Mana bu oralig'ida o'zgaradi. Demak, berilgan funksiyaning o'rniga endi mana bu funksiyani qaraymiz. Bu funksiyaning mana bu oralig'idagi, mana bu oralig' aniqlanish sohasi, uning qiymatlari sohasini topamiz. Bizga ma'lum logaritm. Agar logaritmning asosi 1 dan katta bo'lsa, bu funksiya o'suvchi bo'ladi. Agar x 0 ga intilsa, t 0 ga intilsa, logaritm qiymati minus chekkasiga qarab ketadi. 0, y, t. Bu mana bu 3 bo'lsin. Bu qiymatlari sohasi, demak minus chekkasidan 1 gacha ekan. Bu hozir o'zgargan. Boshqacha qilib aytganda, berilgan funksiyaning grafigi mana bu qismi. Bu qismi kerak emas. Qaralayotgan funksiyaning grafigi mana bu oralig'da ekan. Qiymatlari sohasi degani funksiya grafigining y oxiga proyeksiyasi degani. Ya'ni minus chekkasidan minus chekkasidan 1 gacha. Shunday qilib javob funksiyaning qiymatlari sohasi minus chekkasidan 1 gacha.